Evet, herkese merhabalar. Manisa'dan coğrafya öğretmeni Sözer Vurgun. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Öncelikle bir açıklama yapma ihtiyacı duydum. Yani mevcut olan süreçte yaklaşık yani 1,5-2 yıldan beri çok titiz ve evham bir şekilde hastalıktan korunurken maalesef bu hastalığın pençesine biz de yakalandık. Ve 10 gündür de yani iyiye gideceğimize biraz daha kötüye gittik. Yani ateş ve bununla ilgili sıkıntılar hiç bitmedi. Yani şundan dolayı bu açıklamayı yaptım. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'nı ve burada yapacağım sunumu çok heyecanla bekliyordum. Ve gerçekten de benim için ve yani bu anlatacaklarım, bu paylaşım açısından da çok önemliydi. Yani istiyordum ki çok daha tempolu olayım, çok daha dinamik olayım, çok daha böyle heyecanlı bir şekilde size kendimi ifade edebileyim ama hastalığın verdiği bir sıkıntı var. Yani biraz sesim de kötü çıkıyor. Bu yüzden yani kusura bakmayın, bu açıklamayı yapmak durumunda hissettim kendimi. Çünkü yani bu konferanslar bizim için çok önemli ve burada yaptığımız çalışmaları anlatmak da çok önemli ve hani bütün yaz bunu bekledik, öyle söyleyeyim size. Ama tabii ki sonuç olarak hani elimizde olmayan şeyler, ne kadar kaçmaya çalışırsan da hani neden olduğunu da bilemiyoruz ama maalesef yani bu yüzden bir açıklama yapma gereği duydum. Yani sesimizin kötü olması ve temponun düşüklüğü bu hastalıktan kaynaklanan bir durum. Umarım iyileşiriz. Evet, bugün sizlerle daha önce yaptığımız bir çalışma vardı. Biz 17. yani daha önceki süreçte de geldiğimiz 17 diyorum, özür dilerim, 15. Eğitimli Yönetler Konferansı'na dokunsal haritalar projesiyle katılmıştık. O süreçten bu yana işte 4. Eğitimli Yönetler Konferansı'na katılıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda da yani her geçen yıl yaptığımız çalışmaların üstüne ekleye ekleye devam ediyoruz. İşte Eğitimde Yönetler Konferansı'nda bu yaptıklarımızı paylaştıkça, yaptığımız bu iyi örneği insanlara anlattıkça, sizler gibi eğitimcilere anlattıkça, yani bizim çalışmalarımız daha yaygınlaşıyor ve daha farklı kesimlere, daha fazla yere ulaşabiliyor. O anlamda bizim için çok önemli. Evet, teşekkür ediyorum Sıla Hocam. Evet, biz bugün yani konuya şöyle başlayacağız. Bizim yaptığımız çalışmayla ilgili bir kısa video hazırlamıştık. Yaklaşık 4-5 dakika sürüyor. Videoyu anlattıktan sonra yine sunu üstünden de devam edeceğim ama çok böyle sunuya da bağlı kalmadan yaşadıklarımız üstünden yaptıklarımızı anlatmaya çalışacağım. Ama sunuyu yani izlememizde fayda var. Yine aramızda görme engelli olan arkadaşımız paylaşım yani bu şeyi şu an aramızdaysa onunla da çok kısa bir betimleme yaparak başlamak istiyorum. Evet, şu ana ekrana bir video açtım ve videoda bir öğrenci sıranın üstünde oturuyor ve bu öğrencinin önünde bir coğrafya kitabıyla bir atlas var ve öğrenci görme engelli. Ve şu anki eğitim ortamında bizim yaşadığımız süreçte başlıyor video. Öğrencinin sınıf ortamında lisede biliyorsunuz öğrenciler, görme engelli öğrenciler sınav sonucuna göre liselere yerleşiyor ve hep beraber aynı okulda okuyorlar. Ama bu okuma esnasında yaşanılan bazı sıkıntılar var. İşte bizim dersimiz açısından da yaşanan sıkıntıların en büyüğü buydu. İşte bizim de aslında çalışmanın başlangıç noktasını bu oluşturuyordu. Biz 9. sınıfta ilk kez 2 tane görme engelli öğrencim olmuştu 2016 yılında ve bu öğrencilerle ilgili İlk dönemi geçirdiğim zaman, ilk dönem bittiğinde ciddi manada işte kendimi sorgulamaya başladım. Çünkü şunu yapıyorduk. Haydi çocuklar, iklim haritasını açın. İklim haritasını açtıktan sonra iklim haritasını çizelim ve bu öğrencilere herhangi bir materyal veremiyordum. Çalışmanın çıkış noktası buydu. Şimdi çalışmayla ilgili kısa bir videoyu izleyeceğiz. Dezavantajlılıklar arasında yer alan bir görme engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak ve bilgi edinmeye eğitim materyallerinin olmaması eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldırmaktadır. Bu sorun evrensel bir kaplayıcı bir tasarım ile yalnız görme engelleri değil, eşit imkan sağlayan materyal üreterek çözülebilir. Benim bir haritam yok. Aynı zamanda arkadaşlarım beraber de kullanabileceğim bir haritam yok. Şu anda önümde gördüğünüz gibi benim herhangi bir konuyu öğrenmem mümkün değil. Ben yerlerini öğrenmek istiyorum. Ülkemin adı yerini öğrenmek istiyorum. Benim de bir haritam öğreneyim. Ben kafamı açayım. Eve gittiğimde annem ve babama kendi haritamdan
öğrendiklerimi öğreteyim. Arkadaşlarımla oynayayım. Okumak ve işitmek dünyayı tanıyabilmem için en önemli veri kaynağıdır. Araştırma ve örnekli altyapı ve eğitim sağlandığında görme engelli bireylerin işitsel ve dokunsal yönelik olarak matematik, geometri, harita okumak gibi en zor görevleri kolaylıkla başarabilmektedir. Bizim için yapılan haritalar abartma haritalar. Bu haritalarda bilgi öğrenememekteydim. Bu projede dünyada bir ilk olan farklılıkların bir arada engelsiz, eşit ve yarışlı biçimde bir dünyaymış. Kullanılarak algılanabilir yüksek. Bu projede yapılan dokunsal harita dünyada ilk kez bilgi farklı doku ve desen ile hazırlanarak dokunulabilir sembollerle ve el etiketli yani kabartmalı yazı ile ifade edilmiştir. Dokunsal harita coğrafya eğitim sürecinden daha fazla ve daha etkin olarak yararlanması sağlanmış. Uygulamanın başarılı olması ile birlikte farklı alanların materyalleri hazırlanmış. Şu an onlar farklı başlıklarında hazırlanmış haritalar, dokunsal hikaye kitapları, zeka küpleri, yapbozlar, onlarca dokunsal oyun eşleştirme kartları, tarih biyoloji dersleri, matematik ve fen materyalleri, periyodik cetvel, zeka oyunları, dokunsal olarak hazırlanmış dil öğrenme kartları, müzik eğitimi için notaları tanıma kitabı gibi daha birçok ürün tasarlanmıştır. Dünyada bir ilk olarak eğitim ortamında yerini alarak görme en temel sorunu olan materyal sorununu canarak dünyada ben de araştırdığımla beraber Kızıl Irmak Nehri'nin Karadeniz'e nasıl dökülebildiğini öğrenebiliyorum. Bu arada en büyük farkı dünyada bir ilk olarak bu haritada her bir kıta farklı bir dokuyla gösterilmişti. Gören arkadaşım için de farklı bir renkle gösterilmiştir. Farklı yüzey dokuları sayesinde bilgileri öğrenebilmekteyim. Bunun lejan sisteminde hangi kit olduğunu anlıyorum ve okuyorum. Afrika, bu haritaların en önemli özelliği butona bastığım zaman bana dünyayı tanıtması. Asya kıtası. Dünyanın en büyük kıtası olan Asya kıtası. Aklımda dünyayı tanıyabiliyorum. Ülkemin akarsınlarını dağlarını, ovalarını anlayabiliyorum. Evime götürebileceğim bir atlasım var. Arkadaşlarımla tangaram oynayıp zeka oyunlarında yarışabiliyorum. Pinokyo'nun burnunun nasıl uzadığını dokunarak hissediyorum. Kitap okurken de çoklu oluyorum. Notların yerini artık ben de biliyorum. Evet, yani burada öğrencimizle çektiğimiz bir tanıtım videosu gibi düşünebilirsiniz. Biz bunu bakanlığa göndermiştik. Bu yaptığımız çalışmalarla ilgili birçok matematik ortamında da görmüş oldunuz. Yani burada yapılan çalışmada bu noktaya nasıl geldik, ne yaptık? Yani neden sesli haritalar noktasına gelindi? Biz daha önce o sınıf ortamındaki haritaları yani dokunsal olarak kullanılır hale getirmiştik ama gittiğimiz birçok yerde yani şu oldu. Özellikle
Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen Beyaz Baston Festivali var. İlk orada bu haritalarla görme engelli çocukları tanıştırmıştık. Yani oradaki ailelerden ve çocuklardan gelen de şuydu. Yani herkes haritalardan gerçekten çok memnun kaldılar ama yani şu da isteniyor artık günümüzde. Hani çocuk o harita üzerindeki dokulardan kıtanın yerini çok net bir şekilde öğreniyor. O haritadaki verilen bilgileri de çok net bir şekilde öğreniyor. Bundan yana hiçbir problem yok ama tabii ki yani o esnada şunu da istiyor. Mesela dokunduğun Afrika kıtasının yerini öğrendin. Dokunurken sana Afrika kıtasını da harita anlatmaya başlıyor. Yani orada ben şunu yapıyordum öğrencimize. İşte Afrika kıtasının yerini öğreniyordu. O esnada Afrika kıtasıyla ilgili özellikleri onu anlatmaya başlıyordum. Gene hani anlatım kısmında da ben gerekiyordum. Yani öğretmen olarak kendimi de ortadan kaldırmışım gibi düşünebilirsiniz. Yani öğrenciyi tamamen kendisiyle baş başa bıraktım. Yani bana da gerek kalmadı. İşin esprisi ama yani öğrencinin bağımsız bir şekilde özgürce kendi başına eğitim almasını sağlamak için haritaları sesli hale getirdik. Ve bu çalışmayı yaparken tabii ki bu aşama 1,5 yıl falan sürdü. Çalışmanın ortaya çıkmasındaki temel nokta hani biraz önce de söylediğim gibi yani çok teknik detaya projenin yazılım kısmına girmeyeceğim ama yani dünya genelindeki işte engellilik raporu sonuçlarına göre tüm dünya genelinde yaklaşık 162 milyon görme engelli var ve bu görme engelli bireyler içinde işte ülkemizde de yaklaşık olarak yani 200 bine yakın görme engelli var. Bunlar içinde de hani öğrenim gören yani en son işte bizim okuldaki sayılar üstünden, devletin resmi okullarındaki sayılar üstünden 6 bine yakın öğrencimiz olduğunu biliyoruz. Bu öğrenciler içinde de bir de şöyle bir şey var. Mesela şu an ekranda 5 tane küre var ve bu 5 küre farklı özelliklere ait küreler. Bu biz 5 küreyi görme engelli bir öğretmenimiz için yaptık. Görme engelli öğretmenimiz sosyal bilgiler öğretmeni ve Ankara'da çalışıyor. Kendisi bize ulaştı ve bizim onun için bu şekilde bir küre yapıp yapmayacağımızı söyledi. Biz de onun için bu küreleri yapacağımızı söyledik. İşte burada bir iklim haritası var. Enlem ve boylamları gösteren bir küre var. İşte ve kıtaların yerini gösteren küreler var. Yani öğretmenimiz bu haritalara, kürelere kavuştuktan sonra bize yaklaşık bir 10 dakikalık bir video gönderdi ve teşekkür etti bize. Şu manada teşekkür etti. Yani hocam dedi bugüne kadar işlediğim yani en verimli ders de benim için dedi. Çünkü hem çocukların elinde hem benim elimde aynı harita vardı dedi. Ve hem çocuklar hem ben inanılmaz mutlu olduk dedi. Gerçekten ben çocuklara ne anlattığımı, çocuklar nasıl anladığımı ve o enlemi boylamı çok iyi bir şekilde anladılar dedi. İşte bu mesela bizim için bu çalışma için çok önemli bir noktaydı. Yani sadece gören çocuklara değil yani görmeyen çocuklara değil işte görmeyen bir öğretmenin çocuklara anlatması aşamasında da bu haritalar kullanılmaya başlandı. Ve bu şekilde işte öğretmenimizi kullanması, daha sonra bize farklı yollardan ulaşılması bu anlamda çalışmaya değer kattı. Ve işte dediğimiz gibi çocuğun tek başına da bu bilgileri edinebilmesi için ses yükledik. Burada en önemli nokta şu, yani görme engelli bireylerin sayısındaki artış dikkate alındığında en önemli konulardan biri de günlük yaşamlarını kolaylaştıracak ve çeşitli ihtiyaçlarını giderecek ürünlerin tasarlanması ve yaygınlaşması asıl amaçtır. Tüm alanlarda olduğu gibi coğrafya eğitiminde de bu şekilde bir yaklaşımın sağlanması gerekmektedir. İşte bizim sıklıkla okuduğumuz, kullandığımız bir cümle de şu. Yani eğitimi giderek önem kazandığı günümüzde görme engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracağımız, bilgi edinmelerini sağlayacağımız eğitim materyallerinin olmaması çok net bir şekilde eğitimdeki fırsat eşitliğini ortadan kaldırmaktaydı. Ben bunu kendi sınıfımda çok net bir şekilde yaşadım ve çocuklar hani benim onlara bir materyal sunamamamdan dolayı dersten uzaklaştılar ve şunu yapamazdım. Yani biz ilk kez dünyada harita yapmadık ya da hani burada ilk kez diyoruz dünyada ama buradaki vurgumuz başka bir şeye vurgu olsun diye. Yani buradaki ilk kez yaptığımız şuydu bizim. Gören ve görmeyen çocuğun aynı materyal üstünde eğitim alması için uğraştık ve yani bunu kapsayıcılık temelinde de hani o sınıf ortamında gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Yoksa yani biraz sonra burada da göstereceğim size. Yani haritalar var tabii ki ama gören, görmeyen çocuk için ayrı ayrı haritalar. Bu o sınıf ortamında olmuyor. Hepsinin aynı ortamda aynı materyali kullanarak eğitim alması gerekiyor ki o sınıf içinde o kapsayıcılık temelindeki bütünlüğü sağlayabilelim diye. İşte bu sorun nasıl çözülebilir? Evrensel ve kapsayıcı bir tasarım ile çözülebilir. Ve tüm kullanıcılara yani sadece görme engellilere değil tüm kullanıcılara eşit kullanım sağlayan materyaller üretilerek çözülebilir. Mesela bizimki işte tüm kullanıcılara eşit bir kullanım sağlayabiliyoruz. Evrensellik noktasında biraz önce dinlediğiniz ses kayıtlarını haritada SD o ses kaydını yani SD kartı değiştirip İngilizce
yüklediğimiz kartı taktığınızda İngiltere'de de kullanabilir bunu çocuk. Ya da Japonyaca yüklersen Japonya'da da bu haritayı kullanabilirsin. Yani her yerde bunu kullanabiliyorsun dünya genelinde. Bu şekilde yani evrensel bir tasarım meydana gelmiş oluyor. Bu ne oluyor? Bu sayede günlük yaşamın dışında değil, yani dersin dışında değil, tam içinde ve herkesle bir arada eğitim alıyorsun. Bu sayede de farklılıklar bir arada önyargısız, engelsiz, eşit bir biçimde yaşayabiliyor. Ve burada en temel nokta şu, yani sadece ses de yükleyebilirsin. Mesela bu sesli kitaplar falan biliyorsunuz, yani bunlardan çok var ve satılıyor. Hani ses yüklemek de çok zor değil. Hadi kırtasiyelerde işte alışveriş merkezlerindeki büyük okul kırtasiye dükkanlarında sesli çocuklar için satılan kitaplar var. Ama burada tek nokta ses değil. Yani dokunarak da orayı hissedip bulması gerekiyor. Ki görme engelli bir birey için de dokunma duyusu dünyayı algılamak da en önemli veri kaynağı. Onunla beraber işitme duyusu da aynı şekildedir ki işte yapılan araştırmalara göre işte dünyaca ünlü matematikçiler, İşte ünlü Nimit, Morengi matematikçiler dokunsal yöntemleri kullanarak kompleks problemleri bile çok rahat bir şekilde çözebiliyorlar. Aynı şekilde yapılan araştırmalarda işte görme engelli bir birey dokunsal yetilerini kullanarak en kompleks görsel performansları olan matematik, geometri, harita gibi alanlarda çok kolaylıkla başarılı olabiliyorlar. İşte Türkiye'de grafik tasarım ya da görsel iletişim tasarım eğitimi veren üniversitelerin öğretim programına incelendiğinde görme engelli bireyleri kapsayan bir tasarım eğitimi anlayışına yer verilmiyor şu an için. İşte tasarımda sosyal sorumlulukla ilgili derslerin de yaygınlaşmadığı, hani çok böyle bu alanda çalışmaların hani istenilen düzeyde olmadığını söyleyelim. Yani görme engelli yönelik az sayıda grafik ürünü ise kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılıyor. İşte İstanbul'a ait eserlerin kabartmalarının olduğu bir metal yüzey var resimde. Evet, burada tabii ki yani tüm ülkenin refahını ülkedeki tüm bireyleri kapsayacak şekilde geliştirirsek bunu sürdürebilmek olması için bireysel ve kurumsal temelde sosyal sorumlulukların bilincinde olması ve bunun tamamının yani herkes için geçerli olması gerekmektedir. Ve buradaki temel nokta şu, yani hepimiz için görme engelli bireyler için de yani günlük yaşamı kolaylaştıracak, bilgi edinmelerini sağlayacak ürünlerin tasarlanması ve yaygınlaştırılmasını da bir lüks olarak görmemek gerekmektedir. Bu da herkes için fırsat eşitliği, bağımsızlık ve özgürlük ilkesi yani sosyal sorumluluk bilincinin ve evrensel eğitim bir gereği olarak yani bizim coğrafya eğitiminde de kabul edilmesi gereken bir süreçtir. Evet, mesela bu plastik kabartmalara ait resimleri görüyorsunuz. Tabii ki eğitimde yani görsel ve işitsel araçların önemli olması bizler biliyoruz. Yani eğitimde ne kadar çok duyu organını konu içine soktuğumuz zaman öğrenme o kadar kalıcı oluyor. Görme engelli bir birey için de yani sadece dokunarak değil kulağıyla da eğitim ortamına çektiğimiz zaman çok daha faydalı olmuş oluyor. Evet, gören çocuklar gündelik yaşam içinde gerekli olan birçok kavramı bireyi neredeyse hiç çaba harcamadan yetişkinleri gözleyip takdir ederek gerçekleştirebiliyorlar. Ama dokunma ve işitme duyusu görme engellilerin yazılı ve grafik bilgiye erişmesindeki en önemli unsurdur. Yani burada görme engellilikle ilgili ülkemizde yapılan çalışmalar var. Geçmiş yıllarda Mithat Engin bu alanda çok çalışmaları var. Yani kilden, kartondan, plastiklerinden haritalar yapıyor kendisi o bölgede kullanılmak üzere. Ama bunlar tabii ki hani dediğim gibi tek başına uğraştığı için ya da tek başına bir yerden sonra hani yaygınlaştırılması için çalışılması gerektiği için kullanım alanı olarak çok yaygınlaşmıyor. Mesela günümüzde en çok kullanılan İki resimde gördüğünüz bir piyaf kroki var. Bir de dokunsal kroki var. Sol taraftaki yani çok kolay ve rahatlıkla yapılabilen bir harita. Piyaf krokiler, piyaf haritalar. Onun bir makinesi var. Veya işte bir fotokopi makinesi gibi düşünebilirsin. Yani ölçülere girdiğinizde çok kısa bir sürede size bir çözüm üretebiliyor. Sağ tarafta gördüğünüz dokunsal kroki de bizim yaptığımız kroki. Her ikisi de aynı yere ait. Her ikisi de aynı özelliğe sahip. Ama hani bizimkinin yapım aşaması biraz daha fazla sürüyor. Diğerinde ise hani bilgileri öğrenmek biraz daha uzun sürüyor. Öyle söyleyebilirim. Yani bizim yaptığımız dokunsal krokilerde çok daha hani seri bir şekilde yerleri kavrayabiliyorsun. Çünkü yüzeyin değişmesiyle beraber oradaki farklılığı hemen hissediyorsun. Ama burada çizgileri bulman gerekiyor. Öyle bir temel farklılık var. Yani buradaki resmi koymamdaki sebep de şuydu. Hani sadece harita yapan bizler değiliz. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Bizimkiler biraz daha farklı oluyor. İşte buna aynı şekilde bir ses yüklemen şu an için mümkün değil ama görme engelli öğrenci bu kroki üstündeki şu an turuncu noktaya bastığında buradaki yola ait olan krokiye ait olan özellikleri de dinleyebiliyor. Evet, yine
biraz önce bahsettiğim gibi görme engelli için üretilen kabartma harita örnekleri var. Bu örnekleri normal olarak yani sınıfa getirdiğiniz zaman beyaz bir haritada yükseltiyi anlatma mümkün değildir gören çocuk için. Ama bizim yaptığımız haritalar farklı renklerle kullanıldığı için ve farklı yüzey dokularına sahip olduğu için hem gören hem de görmeyen çocuğu aynı ders ortamında rahatlıkla bu materyal üstünden coğrafi dersini anlatabilmektesin. Evet, burada bizim yaptığımız ses haritaya ait bir görsel var. Bu görsel üzerinde de işte diğerlerinden farklı olarak yaptığımız şu, her bir kıta, hatta şöyle söyleyebilirim size, sunumun sonunda söyleyecektim ama unutmayayım diye. Yani bu şekilde işlediğimiz derslerle ilgili de bizim videolarımız var. Yani onları da hani bize ait olan, zaten şöyle söyleyeyim size, biz öğretmen ağının değişim elçisi grubu içindeyiz. Bu yaptığımız çalışmaları paylaşıyoruz zaten. Yani YouTube sayfasında da bu dersin nasıl işlendiğine dair videoları da görebilirsiniz. Bu harita üstünden çok kısa bahsedeyim. Haritadaki her bir yüzey farklı bir kıtayı ifade ediyor şu an. Ve bu yüzeyler ellediğiniz zaman çok rahatlıkla fark edilebilen yüzeyler. Yani yüzeyin değişmesiyle beraber kıta değişiyor. Yani bilgi değişiyor aslında. Ve burada biz görme engelli öğrencimiz veya işte diğer öğrencimizle beraber şöyle diyoruz. Yani yeşil renkte gördüğünüz yer Asya kıtası. Çim doku ismi. Yani biz hepimiz kendimiz aslında bu dokulara bir isim verdik ama işte çim doku olarak görme engelli öğrencimiz ellediği yüzeydi. İşte senin de çim doku olarak ellediğin yer Asya kıtasıdır diyoruz. Eğer bununla ilgili bir bilgi dinlemek istiyorsa bu kıtaya ait olan dokunun bulunduğu bölgede yani lejant sisteminde dokunun karşılığında kıtanın ismini okuyabilir. İşte Afrika kıtasına dalgalı doku diyorum ben mesela. İşte dalgalı dokuya getiriyor parmağını basıyor. Afrika kıtasına ait olan yaklaşık yani burada da o bilgi sizinle ilgili. Biz mesela yaklaşık 12-13 dakikalık bir ses kaydımız var. Bunu daha da kısa yapabilirsiniz. Daha da uzun yapabilirsiniz. Yani bu size bağlı. Ve onunla ilgili bilgileri öğrenciler dinliyor. Evet, bizim burada yaptığımız en büyük fark, evet, sürekli de aynı şeyi vurguluyoruz ama yani buradaki en önemli nokta olduğu için bunu söylüyorum. Yani herkes için eğitimde ortak bir tasarım mümkün olabileceğini gösteren kapsayıcı yaklaşımda oluşturulmuş ses haritalarındaki en büyük fark şu: gören ve görmeyen çocukların aynı materyali kullanabilmesi ve bir arada eğitim görebilmelerine imkan tanımasıdır. Yani buradaki süreçte hani materyalin olmaması, o derse ait olan kullanabileceğin materyalleri sırf coğrafya dersi için değil, diğer dersler için de geçerli. Yani bunların olmaması durumunda ne oluyor? Öğrenci dersten muaf oluyor. Mesela ilk videoda oradaki öğrencimiz bir şey göstermişti. Mesela geometriyle ilgili a kare eşittir b kare eşittir c kare, o açılarla ilgili, üçgenle ilgili, alanla ilgili bir formül var biliyorsunuz. Yani bu formülü biz işte nasıl her iki gruba da anlatabiliriz ve her iki grupta bu konuyu nasıl yani ortak bir şekilde anlayabilir? Ben yola çıkarak her iki grubunda çok rahatlıkla öğrenebileceği bir materyal oluşturduk. Tabi bu materyalleri oluştururken farklı fikirler alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Mesela o matematikle ilgili materyaller için İzmir diyorum. Aydın'da bulunan Thales Matematik Müzesi var. Oraya gitmiştik. Yani orada çocuklara matematik nasıl öğretiliyor? Önce oradan yola çıktık. Yani bir gün boyunca oradaki materyallerle eğitim uygulaması yaptık. Daha sonra her iki gruba bunu nasıl uygulayabiliriz diye düşündük ve aynı sınıf ortamında işte matematik dersinde kullanabilecekleri o materyalleri ortaya koyduk. Böylelikle yani ne oluyor? Öğrenciyi dersten muaf tutmak en kolay yol oluyor aslında. İşte onu yapmamamız için o öğrenciyi derse katabileceğimiz materyaller üretmemiz gerekiyor. Evet, ilk yaptığımız haritalar bizim işte gördüğünüz gibi küre ve düz modelde haritalardı. Bunlar birer prototipti. Daha sonra bu haritalarda işte bir tane iklim haritası daha yaptık küre üstünde. O da çok farklı oldu. Yani o, yani şöyle söyleyeyim size, herkes, yani buradaki amaç şu ya, hani herkesi dahil etmek, herkesin dikkatini çekmek. Mesela iklim küresi herkesin dikkatini çekiyor. Yani görme engelli çocuğumuz da saatlerce eliyle dokunarak o İklime ait olan yerleri çok net bir şekilde öğrenirken oradaki o her iklimdeki her dokunun değişmesi gibi gören çocuk için de her rengin değişmesi o iklimdeki farklılıkların, iklim sınırlarının nasıl olduğunu aktarıyor. Ve bu esnada düz modellerde o sesi dinleyebilecekleri yeri, hani lejant sistemini öğrenci öğrensin diye ben öyle yaptım. Yani alt kısma, lejantın olduğu kısma sesleri yükledim ama küre modelde direkt Afrika kıtasının altında değdiğin anda, o yüzeyi dolaştığın anda sesleme. Yani normal düz modelde de bunu yapabilirdik ama amaç o lejant sisteminin görülmesiydi. İşte burada kullandığımız çok hani farklı bir program kullandık. Tabii Arduino kullandık. Membran tuşlarımız vardı. SD kart modülümüz vardı. Hoparlörümüz, powerbank'imiz de vardı. Bununla ilgili bir kod yazdık. Kod, işte o kodla beraber sesi aktardık. Amacımız
Buradaki projemizin çıkış noktası eğitimde fırsat eşitliği yakalanması, görme engelli öğrenciler, görme öğrenciler gibi derse aktif katılması ve akranlarından geri kalmamasıydı. Harita okuma ve yorumlama beceri düzeylerini sesli harita uygulamalarıyla arttırmak, sesli haritaları kullanarak görme engelli öğrencilere coğrafi bilgileri öğretmek olarak düşündük. Hem buradaki amacımız işte öngörülen sesli harita yöntemiyle total görme engelli öğrencilerin başarı düzeylerinin yükseleceği, coğrafi olayların dağılışını hem bir eğitim aracı hem de bir iletişim aracı olan haritalar sayesinde dünya ülkelerinin ülkesinin yaşadığı kenti, ailesi ve nihayet kendisini etkileyen olaylara karşı küresel bir bakış açısı geliştirmesini düşünmekteyiz. Yani bununla ilgili bir de o kadar çok anı var ki bizim mesela yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda bir tanıdığımız var diyeyim. Yani bir bürokrat var. Kendisi görme engelli. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun, Kanada'da doktora yapıyor. Ve şunun öyle bir şöyle bir diyalogumuz geçti. Hocam dedi sana ben Kanada'yı sokak sokak gezdiririm ama yani ben Türkiye'den Kanada'ya nasıl gittiğim ve nasıl geçtiğimle ilgili kafamda bir türlü oturmadı dedi. Mesela o benden bir küre istemişti. İşte bizim ben diyorum ama biz ben olarak yapmıyoruz bunları onu söyleyeyim. Yani bizim dokunsal materyaller adını verdiğimiz bir atölyemiz var. Bu arada kalabalık bir ekibimiz var. Öğretmen arkadaşlarımız var. Hep beraber yapıyoruz. Mesela o zaman o küreyi o şekilde sürekli eliyle Türkiye'den Kanada'ya gitti ve tamam dedi. Yani ben Türkiye'den Kanada'ya nasıl gittiğimi öğrendim dedi. Yani buradaki olay bu. Yani siz coğrafi konulara hakim olduğunuz zaman küresel bir bakış açısı geliştirmenizden de kasıt bu. Yani olaya hakim olmak, dünyayı tanımakla ilgili. Peki bu uygulamayı nasıl yaptık? Bu uygulamayı yaparken yani coğrafya müfredatındaki biraz önce gördüğünüz bütün haritalar lise coğrafya müfredatındaki haritalardır. 8 tane öğrencimiz vardı. 8 tane öğrencimize bu konular üzerinden bir ön test ve son test uygulaması yaptık. Ve öğrencilerimizi 2 gruba ayırdık. Ve bu 2 grup içinde tabii ki aslında hani bu da dokunsal sesli haritaları kullanan grupta ders çok daha farklı geçti. Onlar çok daha farkındalık yarattı bu konuda. Ve yapılan test yani son test sonucunda da onların sonuçları çok daha yüksek çıktı. Ve bunun sonucunda da işte bilimsel anlamda da pozitif bir sonuç elde ettiğimizi gördük. Evet, şimdi bu videoları tek tek yani sesle ilgili ana ekrandan açmam gerekiyor ama ses olmasa da evet, burası Ruanda'daki görme engelliler okulu ve bu okulda şu anda gördüğünüz görseller bizim yaptığımız haritalar ve bu haritalarla ilgili yaptığımız çalışmalarda sadece kendimiz hani bu birer örnek yaptıktan sonra burada kalmadık. Biz kendimize bir isim verdik. Türkiye Kapsayıcılık Takımı adını verdik. Dokunsal Eğitim Materyalleri diye bir atölye kurduk ve bu atölyede gönüllü velilerimiz ve öğrencilerimizle beraber çalışmaya başladık. Yaklaşık 2 yıldan fazla bu salgın süreci bizi çok olumsuz etkiledi. Yani şöyle söyleyeyim size. Şimdi burada da yani bunları sesli de açsam çok güzel olacaktı ama bu da farklı bir okul. Çok hızlı görün. Evet. Burada gördüğünüz burada gördüğünüz kadınlar bizim okullardan bir iki öğretmenler, daha doğrusu rahibeler. Burası bir kiliseye ait olan Afrika'daki okul. Ve bu okula gittiğimiz zaman bizi bu şekilde karşıladılar. Bu bizim için çok enteresan bir durumdu. Bir şey daha izledik. Bu konuyu daha da detaylı anlatacağım. Evet, bu da en son Mart ayında Kamerun'a gittik. Kamerun'daki öğrenciler burada bize çok yani farklı bir ben marş söylediklerini söylüyordum. Aslında bir ilahi söylüyorlarmış. Biz onların yanından ayrılırken yöresel dansları ve bu ilahi bize söylediler. Evet, biz bu haritaları yaptıktan sonra Türkiye'deki bütün okullara gönderdik. İşte Türkiye'deki görme engelli okullar, işte bu resimde Kayseri'deki Emel Terman Görme Engelli Okulu, işte Çanakkale Yahya Çavuş Okulu, Gaziantep'teki
GAP görme engeller okulları. Bu okullara ulaştık. Yaptığımız haritaların bir dünya haritası, bir Türkiye haritası bu okullara gönderdik. Afrika'da ilk başta ülkeye gitmiştik. Ruanda, Sudan ve Burundi'ye. Daha sonra mesela özellikle yani Ruanda'daki okulla ilgili çok farklı bizim gelişmeler oldu. Yani Ruanda'daki okulda hiçbir şey yoktu. Sadece birer pembe kağıtları vardı. Ve o okula gittiğimiz zaman çok daha hani yaşadığımız tecrübe çok farklıydı, öyle söyleyeyim size. Biz ilk başta mail yoluyla görüştüğümüzde oraya geleceğimizi ve nelere ihtiyaçları olduğunu söyledik. Yani bize bir fotoğraf göndermişti okulun müdürü. Sadece bir tane pembe kağıt ve işte Braille yazabilecekleri bir daktilo var ama o da çalışmıyor. İşte biz o okullara gittik. Oradaki görme engelli çocuklara yaptığımız bütün haritaları ve materyalleri götürdük. Ondan sonraki süreçte her okula gittiğimizde şunu fark ettik. Çocukların hiçbiri baston kullanmıyor. O okullara bastonlar götürdük. İşte bunların hepsi farklı okullar. Bir tanesi Tanzanya'daki okul, bir tanesi Ruanda'daki okul, bir tanesi Burundi'deki okul. Evet, bu şekilde dünyadaki, yani şöyle diyeyim, Afrika'daki 11 ülkeye gittik. Türkiye'deki bütün okullara ulaştık. Yani bundan sonraki amacımız gene aynı doğrultuda, yani ülkemizdeki okullar başta olmak üzere ulaşamadığımız her yere ulaşmak. İşte biraz önce söylediğim gibi Ankara'dan bir görme engelli öğretmenimiz bize ulaşmıştı. Ona bu haritalardan yaptık. Rusya'dan ulaştılar bize, Almanya'dan ulaştılar, Japonya'dan, Amerika'dan. Bu ülkelerin hepsine bu haritaları gönderdik. Ve dediğim gibi yani gittiğimiz her yerde bu haritaları kullandığımız ya da diğer materyalleri kullandığımız her yerde yani hem çocuklardan hem çocukların ailelerinden inanılmaz derecede yani güzel tepkiler alıyoruz. Mutlu oluyorlar. Hatta yani bu bazen de şu oluyor tabii ki yani bunu yani buradaki yani çok da bu ifadelerde de bazen hani kendimizi ifade ederken yanılgıya düşüyoruz ama şunu değil. Yani bizim burada yaptığımız çalışmalar yardım temelli çalışmalar ya da hani iyilik maksadı o şey gibi düşünülmesini de istemiyorum. Ama tabii ki duygusal anlar yaşıyoruz. Farklı anlar yaşıyoruz. Mesela yine Türkiye'de bir aile bize ulaştı ve ailenin çok zor şartlar altında yani belli hastalıklardan geçiyor anne ve baba ve çocukları da bu hastalık sürecinde bir hastalık yani o bir ameliyat oluyor ve işte o ameliyat sonrasında görme engelli oluyor çocuğumuz ve annenin çok büyük yani annenin bir hayali şu çocuğuyla oturup hani bizim işte çocukluğumuzda atlası açıp görme engelli çocuğu var ama dünya bu oyun yani dünyadaki ülkelerin yerini bulmak istiyor gibi düşünün ve bunu istiyor bizden diyor ki ben bunu istiyordum diyor. Yani bu tarzda çok fazla gelen yani bize ulaşan oluyor. Çok hani alan çok nasıl diyeyim size? Hani doldurulması gereken bir alan. Bu sadece işte Sözer Hoca'nın arkadaşlarıyla beraber yaptığı sesli haritalarla karşılanacak bir alan da değil. Biz bu yaptıklarımızı, yaptığımız her şeyi, bütün malzemelerin detayına kadar anlatıyoruz. Her okula gönderiyoruz. Neden? O okuldakiler de yapsın. Yani bu bizim bulduğumuz bir şey bize ait. Biz bunu kimseye göstermeyelim gibi bir şey yok. Yani bizden kim ne istediyse yani malzeme isteyene malzeme de gönderiyoruz. Ve bu şekilde ne kadar çok yaygınlaştırırsak, ne kadar çok çocuğumuza ulaşırsak o kadar faydalı oluyor. İşte biz tabii ki bu çalışmayla şunları da söyleyeyim. Yani 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği bir proje yarışması vardı. Bizim yaptığımız bu çalışma o yılın en iyi iyilik projesi seçildi. Afrika ülkelerine gittiğimiz ve Türkiye'deki yaptığımız çalışma. Sonra 2020 yılının eğitim teknoloji alanında Teknofest birincisi olduk biz. Geçen sene yani bu sene, geçen seneydi ama yani 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından erişilebilirlik yılı ilan edilmişti. İşte biz 3 Aralık'ta yılın en iyi erişilebilir tasarım ödülünü aldık. Mart ayında ödülümüz verildi külliyede. Yani çalışmanın bu anlamda da yarışmalarda da çok başarısı var ama yani ilk konuşmanın başında da söylediğim gibi ilk biz işte 15. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'nda dokunsal haritaları anlatırken de çok kişiyle tanıştık. Yani bu şekildeki konferanslar, işte sizlere ulaşmamız bizim daha fazla çocuğa ulaşmamızı sağlıyor. Bu da bizim için çok önemli. Evet, bu alanda şu an benim konuşma sürem dolmak üzere. Belli bir sürede de chat yoluyla bana soru sorabiliyorsunuz. Bu süre geldi şu an. Dediğim gibi yani başta da söyledim biraz performansım düşük ama o da bu hastalığın getirdiği durumdan. Evet, çok da sizleri sıkmak istemedim bilimsel bilgilerle burada. Şu an bir sorunuz varsa alabiliriz. Bir 10 dakikamız kaldı.
Evet, sanırım yani soru yok galiba. Ben çok kısaca devam edeyim o zaman. Biz bu yaptığımız materyallerden neler yaptık? Mesela onlardan bahsedeyim. Mesela sesli bir periyodik cetvel yaptık. 2019 yılı periyodik cetvel yılıydı. Mesela UNESCO'nun sayfasında bizim yaptığımız sesli periyodik cetvel paylaşıldı. Bizim için çok güzel bir paylaşım oldu bu. İşte Japonya'da Birleşmiş Milletler'in Engel Hakları Komisyon Başkanı var. Bir profesör, Jan Isikawa. İşte bu Japon profesör. Hatta 4 alanda profesör. Mesela bu yaptığımız çalışmadan haberdar oluyor ve bu çalışmalardan kendisine de göndermemizi istiyor. Başta ne yapacağımızı düşündük. Mesela 11 tane harita yaptık Japonya'ya ait ve kendisine gönderdik. Mesela o da, mesela biz dokunmatik sistem üstünden yapıyoruz ya, onu biraz daha dijital hale getirebilir miyim diye çalışıyor. Yani Brezilya'dan bir coğrafya öğretmeni bizi buldu. Mesela o da nasıl yaptığınızı İşte heyecanla soruyor ama çok da anlayamıyoruz. İşte o videoları çevirir misiniz falan dedi. Dediğim gibi yani biz o sınıf ortamındaki iki öğrenciyi derse katamamaktan başlayan bir süreçle bu noktaya geldik. Afrika, 11 tane Afrika ülkesine gittik. Ve ben işte bir önce, bu şu an biten Teknofest döneminde de, yani zaten bu hastalık oradan yani geçmedi. Öyle söyleyeyim size. Yani Milli Eğitim Bakanlığımız da yeni gelen Milli Eğitim Bakanımızla da tanıştık. Ona da şöyle söyleyelim. Yani biz 11 ülkeye gittik ama yani 11 ülke içinde yani hem Sudan'da hem Ruanda'da biz Eğitim Bakanlığı, yani meclis başkanları onların eğitimden sorumluydu. İkisiyle de görüştük ve bizim gittiğimiz birer okul, onlar diğer okullarda da yaygınlaştırmak için bizimle iletişime geçiyorlar ve bakanlık şeklinde iletişime geçmemizi istediler. Aynı şekilde işte Bakan Bey'e de söyledim. Yani bizim gittik 11 ülke ama daha 40'tan fazla Afrika ülkesi bizi bekliyor. Bizim Türkiye'de biz birer örnek gönderdik okullara ama ses haritaların diğerlerini daha göndermedik dedim. Ve tekrar şunu söyleyeceğim. Yani biz burada gönüllü olan birkaç öğretmen, birkaç veli ve ondan fazla öğrenciyle bunu yapabiliyoruz. Ama eğer bunu sizler de bulunduğunuz yerlerde, bulunduğunuz şehirlerde yapmak isterseniz biz buna da açığız. Çünkü bizim amacımız bir an önce bütün çocuklarımız bu materyallere kavuşsun. Seri üretimle ilgili de çalışmalarımız var. Yani burada Celal Bayar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bize çok destek oluyor. Ama bir noktadan sonra hani bazı o seri üretimde ilk gösterdiğim piyaf haritaya benziyor. Burada çok basit zeka küpleri, diğer oyunlar falan, bunların hepsinin yapımını biz anlatıyoruz. Bu noktada da işte bugünkü konferanstaki en büyük faydalardan biri olacak. Hani biz eğitimde örnek olarak burada bize söz hakkı verildi. İşte bunun yaygınlaşması için de bizler sizlerin desteğini bekliyoruz. Öyle söyleyeyim size. Evet, ben herkese teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, dinlediğiniz için. Evet, yine tekrardan bir soru ya da bir merak ettiğiniz bir şey varsa 2-3 dakika bekleyebilirim. İsmim burada ekranda yazıyor zaten. Sözer Vurgun. Buradan bize ulaşabilirsiniz. Yani ERG kanalıyla da ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani çevrenizde yani bu konuyla ilgili çalışmalar yapıldıktan sonra biz her türlü destek oluruz size. Mesela şey yaptık. O Pinokyo'yla gördüğünüz Pinokyo vardı. Pinokyo yaptık. O Pinokyo'yu da orada da enteresan şeyler. Kitabı, o ikinci kitap. Birinci kitabı bir anneye verdik biz. Çünkü anne dedik, yani anne görmüyor, çocuğu görüyor. Ben dedi yani çocuğuma kitap okuyacağım ama hem çocuğum dokunsun hem ben ona bir şekilde iletişim kuruyum dedi. Yani bu şekilde çok farklı noktalara da ulaştık. Bu anlamda hani dediğim gibi şu anda da burada hani söz alıp bunları aktarabilmemiz bizim için çok önemliydi. Umarım fayda sağlamışızdır. Eğitimde bir iyi örnek olarak da bu örneğin yayılması aşamasında sizler de bize destek olursunuz. Her şey, yani bizi bu saatte dinlediniz, katıldınız. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.